Seninki biraz gecikti sanki. Onun bir toplantısı vardı, o yüzden gecikmiştir ama isterseniz biz başlayabiliriz. Ay yo yo, bekleyelim. Yani ayıp olur çocuğa değil mi? Peki, bekleyin. Geldi. Ademciğim, hoş geldin. Biz de seni bekliyorduk. Adem. Çok tatlısın Ademciğim. Biz bu espriye aramızda çok gülüyoruz da. Çok çok açısın Adem. Tanıştırayım seni. Melisa Sarp Bey. Çok memnun oldum. biz çok gülüyoruz ya, bu espriyi sana da yapmak istedim. Adem. Memnun oldum. Sarp. Ademciğim, boğazın hala kötü değil mi? Ah, kıyamam. Hep böyle. Yani ben üzülmeyeyim de hiçbir şey söyleyemiyorum. Ama ben biliyorum. Sen bu akşam çok yorma kendini, tamam mı? Oturalım mı artık? Buyurun. Teşekkür ederim. Aman. Ademciğim, bugün ne kadar güçlüsün. Pek kuvvetli. Ademciğim nasılsın? Nasıl gidiyor hayat? Başka? Yoğunsun. Çözdüm ben seni. Tamam. İyi anlaşacağız biz seninle. Zaten çok ortak noktamız varmış. Motosiklete biniyorum ben de. Leyla'ya da dedim yakın bir yerlere gideriz. Hatta bu hafta sonu yapabiliriz öyle bir plan. İsterseniz, müsaitseniz. Hayatım, ben sana sormadan böyle bir şey söyledim ama... yani şöyle bir durum var. Adem daha önce bir... motosiklet kazası geçirdi. Yani çok kötü bir kazaydı. Yani ben artık onun motosiklete binmesine izin vermiyorum. Çünkü başına bir şey gelsin istemiyorum. Tabii. Tabii, çok geçmiş olsun. Teşekkürler. Adem Bey, ne iş yapıyorsunuz? Yani gerçi Leyla birazcık bahsetti ama... biz sizden duymak isteriz diyeceğim. Ama nasıl duyacağız bu şekilde, değil mi? Bir kağıt kalem falan mı ayarlasak, ne yapsak? Çok şakacısınız. Ama gerek yok, ben anlatırım. Adem. Adem. Broker. Yani borsacı. Wall Street'te çalıştı kendisi. Zaten İstanbul'a da yeni geldi. Yani ben yanlış hatırlamıyorsam bir yerde yönetici demiştin bana ama ben yanlış hatırlıyorum herhalde. Ben şimdi zaten hemen o konuya gelecektim. Bu... tabii para pul işleriyle uğraşmak kolay iş değil. Çok stresli değil mi Ademciğim? İşte kendisi için çok önemli bir şey değil tabii. Çok stresli olduğu için işte bıraktı. Bir şirketten yöneticilik teklifi geldi. Yönetici kendisi. Kendisi pek söylemiyor ama stresli tabii. Stresli olduğu için ne oldu? Bir yerde geldi işte. Boğazı etkiledi. Ses gitti. Geçmiş olsun. Teşekkür ederiz. Acıktık artık. Yemek söyleyelim mi? Tabii tabii. Adem Bey, buranın inanılmaz bir spesiyeli var. Karidesli. Seversin değil mi karidesi? Çok severiz. Süper. Hayatım, ister misin sen? Vallahi yerim ya. Dostum, bize bakabilir misin? Anlatın bakalım. Nasıl tanıştınız? Ne zamandır birliktesiniz? Biz... benim yaptığım bir organizasyonda tanıştık. Öyle mi? Hı hı.
Ne organizasyonu? Düğün organizasyonu. Kadar romantik. Çok romantik, evet. Adem'in kız kardeşi evleniyordu. Orada tanıştık. Tabii Adem'in aşırı ilgisine ve ısrarcılığına kayıtsız kalamadım diyelim. Vay be Adem. Kim bilir ne numaralar yaptın. Helal olsun vallahi. Gerçekten çok güzel görünüyor. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Ben sana yardım edeyim Adem. Al bakalım Ademciğim. Teşekkür ederim Leyla. Artık konuşabilirsin Adem. Gerçekten çok güzelmiş. Bir de ben böcekten korkarım ha. Ay vallahi alemsin Adem ya. Laf aramızda, ben de veganım aslında da deniz mahsulü görünce dayanamıyorum. Aa öyle mi? Çok geçmiş olsun. Umarım bir an önce iyileşirsiniz. Vallahi çok komik adamsın ya gerçekten. Bayıldım. Afiyet olsun. Ondan sonra denize atladım kadını kurtarmak için. Şaka yapıyorsun. Ama yüzme bilmiyorum ki. Kadından önce boğuldum ama. Sonra? Ondan sonra beni hastaneye götürdüler. Ama merak etmeyin, ölmedim. Gerek vardı mı? Kimse almasın seni, kimse almasın seni. Yine bana kalasın, kimse almasın seni, kimse almasın seni. Yine bana kalasın. Sevdim senin aşkın, ciğerlerimi dalar. Hiç mi düşünmedin sen? Hiç mi düşünmedin sen? Oy, sevdim böyle. Sevdim böyle ağlar. Hiç mi düşünmedin sen?
Hiç mi düşünmedin sen?